Merhaba, iyi günler. Yeni bir Transatlantik'le karşınızdayız. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Washington'dalar ve yoğun bir yayın olacak. Yayının ilk aşamasında Trump'ın dün kongrede yaptığı ilk konuşmayı ele alacağız. Daha sonra bölgeye doğru geleceğiz. Bölgeye gelmeden önce bir NATO'nun geleceğini de konuşacağız. Evet, Ömer ve Gönül, merhaba. Hoş geldiniz yayına. Merhaba Ruşen. Ömer, senle başlayalım. Bu konuşma biraz erken yaptı. Normalde daha geç konuşuyorlardı başkanlar diye biliyorum. Bir ay falan olmadan ya da bir ayı biraz geçtikten sonra değil mi yaptı. Ne bekleniyordu, ne oldu Trump'ın konuşmasında? Şimdi Trump göreve geldiği andan itibaren son derece karamsar bir tablo çizdi. Özellikle görevi devraldığı konuşmada öylesine kötümser, öylesine karanlık bir tablo çizdi ki Amerika için. Sonrasında da politikaları izlediği ülkeyi kutuplaştırdı. Ve bir sürü kamuoyu yoklamasına göre destek oranı son derece düşük, tarihi oranda düşük bir noktaya geldi. Dolayısıyla Trump'tan beklenen bu konuşmada, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'ya yaptığı konuşmada ülkeyi birleştirici bir dil kullanmasıydı. Yani birazcık daha başkan gibi davranmasıydı ve tam da onu yaptı Trump. Kendisi mealen konuşmadı, bütünüyle teleprompterlardan kendi hazırladığı, danışmanların hazırladığı metne sadık kalarak bir konuşma yaptı. Ve en önemli özelliği, bugün de basının konuştuğu, iyimser bir konuşma yaptı ve ılımlı bir konuşma yaptı. Yani o devraldığı konuşmaya oranla bir bakıma bütünüyle bir geri dönüş yaparak korkularımıza mahkum olmayacağız, korkularımız nedeniyle yenik düşmeyeceğiz, amaçlarımız ve hedeflerimizle büyüyeceğiz, birlik içinde büyüyeceğiz diye başladı. Ve son zamanlarda Amerika'da ırkçı saldırılar başlamıştı. Sadece Müslümanlara değil ama ilginç olarak Musevi cemaatinin özellikle mezarlıklarına, yani Musevilere antisemitik saldırılar başlamıştı. Bunları kınayan bir cümleyle başladı. Amerika bu değil dedi. Hiçbir zaman ırkçılığa taviz vermemeliyiz dedi. Amerika bir sürü farklı ırktan insanın bir araya geldiği bir yerdir dedi. Ve herkes alkışlamaya başladı. Beklenmedik derecede dolayısıyla iyimser, progresif Amerika'yı öven bir konuşmayla başladı. Sonrasında da verdiği mesajlar genelde dış politika alanında değildi ama iç politika alanında beraber çalışmalıyız yönündeydi. Gene kendi ekonomik politikalarından, sosyal politikalarından bahsetti. Yani muhafazakarların hoşuna gidecek, vergilerin düşürülmesi gerektiği, sınırların daha güçlenmesinin gerektiği, Amerika'nın serbest ticarette büyüyemeyeceği, korumacı politikaların gerektiğini anlattı. Fakat ton olarak herkesin kabul ettiği farklı bir Trump vardı. Bakalım ertesi gelecek mi? Çünkü Trump sürekli karar değiştiren, sürekli geri dönüş yapan, bir istikrarı yakalayamamış birisi. Gerçek Trump kim konuşması yapılıyor şu anda? Gönül, sana Ömer'e katılıyor musun diye soracağım. Aynı konuyu devam edelim. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. O konuşmada tabii çok diğer konuşmalarına nazaran daha az dikkat çekici cümle vardı ama şöyle bir lafı mealen söylüyorum. Ben dünyayı değil Amerika'yı düşünüyorum gibi bir şey, evet, söyledi. Bu da bizi çok daha fazla, dünyanın geri kalanını çok daha fazla ilgilendiriyor. Bunu da birazcık bunu işaretlerdi. Bir sorun var. Biz duyamıyoruz seni şu anda. Duyamıyor musun? Şimdi duyuyor musun? Şimdi duyuyoruz. Evet. Bir daha sorar mısın? Son cümleni duymadık. Yani ben Amerika, benim derdim Amerika, dünya değil dedi ve bu bizleri, Amerika'nın dışında olanları yakından ilgilendiriyor. Yani dünyada hem bir Amerika'nın hegemonyasına yönelik eleştiri var ama aynı zamanda da Amerika, ben karışmıyorum, ne haliniz varsa görün dediği zaman nasıl bir dünya olabileceğini de insanlar pek tasavvur edemiyor. Burada ne derece bu noktada kalabilir, dünyanın geri kalan kısmını ile ilgilenmeme gibi bir şey gerçekten yapabilir mi? Aslında Obama geldiğinde de bu tür şeylerden korkulmuştu. Yani Obama ne demişti? Biz ulus başka ülkelerde, başka bölgelerde ulus inşası ile uğraşacağımıza öncelikle kendi ulusumuzu inşa edelim demişti. Fakat bölgedeki gelişmeler
Hatta Amerika'nın özellikle Müslüman Orta Doğulu müttefikleri bundan çok korkmuştu. Amerika elini eteğini çekiyor diye. Özellikle Körfez ülkeleri seslerini yükseltmişlerdi çok. Fakat beklenen olmadı. Neden? Çünkü işte Arap ayaklanmaları baş gösterdi ve bölgedeki gelişmeler yeniden Amerika'yı Orta Doğu'ya çekti. Trump gelirken de daha çok izolasyon taraftarı bir dış politika izleneceğinden bahsediliyordu. Mümkün olduğunca dış dünyadaki gelişmelere kendini kapatan bir Amerika bekleniyordu. Fakat bence yine özellikle bölgedeki gelişmeler Amerika'nın paçasını bırakmayacak ve Amerika bölgede olmak zorunda kalacak. Nitekim Trump mesela konuşmasında IŞİD'den bahsetti. Yine Ömer'in söylediği gibi daha ılımlı bir konuşmaydı. Radikal İslamcı demedi. Yine radikal İslami terörizm dedi. Çok alkış aldı özellikle cumhuriyetçilerden bunun ardından. Fakat şunu da söyledi. IŞİD'in hedefi sadece Hristiyanlar değil, Müslümanlar da aynı zamanda. Bu nedenle Müslüman müttefiklerimizle çok daha yakın çalışmayı düşünüyorum dedi. Ve Orta Doğu'ya dair tam politikasının sınırları net olmamakla birlikte henüz detayları bilmiyoruz. Nasıl bir vizyon izleyecek? Fakat bugüne kadar attığı küçük adımlar şunu gösterdi. Angaje olmaya devam edecek. Dünyaya angaje olmaya devam edecek. Özellikle bölgeye angaje olmaya devam edecek Amerika. Peki sen Ömer'in söylediklerine ana hatlarıyla katılıyor musun? Daha yumuşak, daha ılımlı, herkesi kucaklamaya yönelik söylemlere sahip çıkan bir Trump ve bu kalıcı olabilir mi? Konuşması kesinlikle çok daha ılımlıydı. Birkaç noktada kampanya sırasında söylediklerinin altını çizdi. Meksika sınırına duvar örülmesi konusunda yine radikal İslami terörizm konseptini kullanma konusunda kampanya sırasında söyledikleri şeyi söylediğini destekledi. Fakat diğer taraftan da ton olarak çok daha ılımlıydı. Mesela NATO'ya bağlılığının altını çizdi. Ve bence bu anlamda pragmatik tarafını gösteriyor Trump'ın ve sonuç olarak özellikle bu kadar Trump'a desteğin Ömer'in söylediği gibi %42 ve galiba ki bu çok düşük olarak görülüyor yeni göreve gelmiş bir başkan için halkın çoğunluğunun desteklemediği bir başkan yeni başlamış bunu toparlamak için daha kuşatı daha kapsayıcı tarafları birleştiren bir başkan olmak zorunda. Nitekim Demokratlar için önemli olan bazı noktalarda mesela demokratlara zeytin dalı uzattı konuşmasında. Bu ne kadar devamlı olabilir? Tabii Trump'la ilgili geleceğe dair projeksiyon yapmak çok güç. Fakat bence pragmatik bir insan olduğu için günün sonunda kendisine yöneltilen tepkiler, bu düşük destek oranı vesaire onu biraz daha ortada olmaya itecektir. Dış politika konusunda da bölgedeki dinamikler, dünyadaki dinamikler dış politikayı dikte edecek diye düşünüyorum. Ömer, Gönül dedi ki NATO'ya bağlılığını vurguladı dedi. Şimdi Trump'ın NATO ile ilgili daha önceki mesajları çok sertti. Bir kere her şeyden önce para meselesini ortaya atıyordu. Biz bu NATO'nun yükünü bu kadar taşıyamayız. Para koyarsanız varız falan gibi böyle bir NATO'yu bir stratejik ortaklık olarak değil de bir iş ortaklığına çevirmeye yönelik çıkışları vardı. Ama anladığım kadarıyla kabinesine aldığı isimler bu konuda onu birazcık rektifiye ediyorlar. Ne dersin? Doğru. Yani Trump'ın refleksleri her konuda milliyetçi refleksler. Özellikle ekonomide milliyetçi ama dış politikada da Amerika hep önde gelmeli diyor. Amerika önde gelmeli deyince bunu ekonomik ve mali konulardaki milliyetçiliği de birleştirince de biz niye NATO'nun bankası olalım? NATO'da başka zengin ülkeler de var ve dış politikada biz fazlasıyla bütün dünyanın polisliğini yapıyoruz. Eğer bu yol rolümüze devam edeceksek NATO'nun diğer ülkeleri savunma harcamalarında kendi milli gayri safi milli hasılalarının %2'sini harcamak zorundalar diyor. NATO'nun böyle bir kuralı var. %2 kuralı var. O %2 kuralını harcamadıklarında cezalandırmak istiyoruz bu ülkeleri diyordu. Dolayısıyla şu anda aslında Savunma Bakanı Jill Mattis'in verdiği mesaj ağırlıklı olarak biz NATO'ya bağlıyız ama sizden de elinizi taşın altınıza koymanızı istiyoruz mesajıydı. Dün de Trump NATO'dan paralar gelmeye başladı dedi. Hatta
çıktı, herkes güldü. Yani benim atomlarıma, benim uyarılarıma cevaplar geliyor dedi. Dolayısıyla bir bakıma NATO'daki rolünü devam edecek gibi gözüküyor Amerika. Ama NATO'daki müttefiklerden de çok daha ciddi destek bekliyor. Bu arada Trump, Pentagon'un bütçesini çok ciddi oranda arttırmaya yönelik bir çıkış yaptı. 50 milyar dolar arttırmak istiyor. Hatta 59 milyar dolar arttırmak istiyor Pentagon'un bütçesini. Pentagon'un bütçesi zaten bütün dünyadaki savunma harcamalarına denk düşüyor neredeyse. Yani inanılmaz bir bütçesi var. Ve bu para nereden gelecek sorusuna, gerekirse dış yardımdan ve Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinden keseriz dedi. Bu da çok ciddi tepki yarattı. Dolayısıyla bu konuda da Trump zorlanacak. Yani bütçe oluşturmakta, savunma harcamalarını bu kadar arttırmakta zorlanacak ve kongreden geçmesi gerek bu bütçe kanunlarının. Kongrede de bazı muhafazakar, daha ılımlı muhafazakarlar ve demokratlar hayır diyebilir. Dolayısıyla dünkü kongreye zeytin dalı, daha uzlaşmacı zeytin dalı bir bakıma da bu bütçenin geçmesini sağlamak için olacak. Fakat Dışişleri Bakanlığı'ndan, zaten bütçesi zayıf olan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a göre para kesip, dış yardımdan para kesip daha fazla Pentagon'a para aktarma meselesine askerler bile tam olarak sıcak bakmıyorlar. Çünkü böyle olduğunda askerler dış politika konularında, dış yardım konusunda yapılması gereken şeyleri Pentagon yapmak zorunda kalıyor. Asker yollamak zorunda kalıyorlar. Burada Pentagon demişken Gönül, çok meşhur bir Pentagon'un hazırladığı IŞİD'e karşı program var, plan var. Daha doğrusu bir taslak. Bunun hazırlanıp Trump'a verildiği söylendi ama detayları bilinmiyor. Üzerinde çalışılacağı söyleniyor. Biliyoruz ki Trump'ın bir ayda demişti değil mi onu hatta? Bir ay içerisinde plan alacağım ve o planla IŞİD'i yok edeceğiz gibi büyük vaatlerde bulunmuştu. Özellikle medyada bu konuda bir takım haberler çıkıyor mu? Bu plan neyi içeriyor? Yeni bilmedik ne olabilir? Ne gibi tartışmalar var? Tabii planın detaylarını bilmiyoruz Ruşen. Ama çıkan böyle işte yapılan, sızdırılan bazı şeyler var. Ona göre aslında ilginç bir şekilde evet, bir taraftan Pentagon'un bütçesini çok arttırdı ve bu da Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinde %30'a yakın bir kesintiyi öngörüyor. Fakat Pentagon'un sunduğu IŞİD planı aslında sadece askeri bir plan değil. O anlamda yani IŞİD'le mücadele, ki Trump dış politikasının önemli ayaklarından bir tanesi IŞİD'le mücadele. Yani IŞİD'le mücadelenin sadece askeri araçlarla yapılamayacağını, diğer farklı bakanlıklarla, diplomasiyle, işte Dışişleri Bakanlığı'yla ve bütün diğer bakanlıklarla ortak yürütülmesi gereken bir strateji olduğunu duyuyoruz. Yani yapılan, sızdırılan, medyaya sızdırılan haberlerden. Dolayısıyla IŞİD'e karşı kapsamlı bir mücadele öngörüyor yeni plan. Bu bir parça sürpriz, çünkü pek çok insan şunu bekliyordu. Trump yönetimi mümkün olduğu kadar işte hani dünyadan elini eteğini çekecek. Bu da şu anlama geliyor. Tamamen meselede askeri çözümler bulacak. İşte IŞİD'le mücadelede havadan bombalayacak, müttefiklere şey verecek, silah verecek ve askeri bir bakış açısı olacak bölgeye deniyordu. Fakat tabii onaylar mı Trump, bunu bilemiyoruz. Fakat Pentagon'un sunduğu plan şunu öngörüyor. Mümkün olduğunca farklı bakanlıkla çalışalım. Çünkü radikal İslamcı terör denilen şey çok boyutlu bir şey ve sadece askeri araçlarla çözülemez. Planın ayağından bir tanesi bu. Bir diğeri de IŞİD'i global bir fenomen olarak görüyor. Yani sadece Suriye ve Irak'takiyle mücadele etmeyeceğiz. Aynı zamanda Afganistan'da, Yemen'de ve Libya'da da bizim ciddi bir yol harita olması gerekiyor diyor. Bu anlamda özellikle müttefiklerle çalışmayı öne çıkarıyor. Fakat Amerikan askerinin sahaya sürülmesi. Mesela Suriye'de biliyorsun bugüne kadar 500'e yakın bir Amerikan özel kuvvetleri vardı Suriye'de. Oradaki lokal güçlere yardım eden. Bundan çok daha ciddi bir askeri varlık, Amerikan askeri varlığı da planın bir parçası. Fakat bu bir B planı olarak neredeyse öne sürülüyor. Asıl vurgu yapılan lokal güçlerle çalışalım. Ve bizim lokal güçlerden anladığımızda daha çok Kürtlerle çalışmak. Yani yine planın parçası olarak Kürtlerin silahlandırılması, daha fazla silahlandırılması söz konusu olur.
Ve şimdiye kadar öğrenebildiklerimiz bu kadar. Bunu tekrar, bu konuya tekrar döneceğiz. Ömer, o malum hep konuşula gelen, hep tartışıla gelen husus var. Transatlantik'te de defalarca konuştuk. Suriye'de bir seçim yapmak zorunda olduğu varsayılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir yerel güçler olarak Kürtlerin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri. Bir diğer tarafta da Ankara bastırıyor, onlarla yapmayın, beraber yapalım diyor. Bu böyle ne zamandan beri olan, Obama zamanından miras kalan ve buna bağlı olarak da demin Gönül'ün bahsettiği Kürtlerin silahlandırılıp silahlandırılmaması meselesi. Bu konuda yeni bir şey olabilir mi? Yani bu iki arada bir derede kalmak, Türkiye'yi ürkütmeden Kürtlerle işbirliği yapmak, bu bildiğimiz statükonun değişme ihtimali herhangi bir şekilde olabilir mi? Daha teorik bir şey soruyorum. Güçlü bir ihtimal yok bence değişme ihtimali konusunda. Hatta bana göre Trump kabinesine baktığında bu kadar ciddi general olması, askerlerin olması işin içinde, özellikle ulusal savunma, ulusal güvenlik danışmanı McMaster, savunma bakanı Jim Mattis gibi isimlerin karar verici pozisyonlarda olması, askerlerin PYD ile beraber çalışmak istediklerini düşünürsek ve askerlerin her şeyden önce, siyasetten önce sahadaki dinamiklere ve sonuç alma konusunda daha ön planda düşündüklerini varsayarsak, Kürtleri bir köşeye bırakıp hadi Türkiye'yi üzmeyelim, Türkiye'nin planına bakalım demeleri çok zayıf bir ihtimal gibi geliyor bana. Yani Amerika'da şöyle bir kırılma var. Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon kırılması var. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve İncirliğin tehlikede olduğunu söylüyor. Askerlerse Rakka'yı alacak mıyız, almayacak mıyız? Alacaksak elimizdeki güçlere bakmamız lazım. Ya biz asker sokacağız çok daha ciddi, ki bunu istemiyorlar. Öyle gözüküyor çünkü kamuoyu istemiyor. Ya da eldeki güçlerle gideceğiz. Türkiye ne kadar asker veriyor? Türkiye'nin hayalet ordusu diye bir şey var. Türkiye'nin yani her zaman çok, sanki asker yapabilecekmiş gibi konuştu. Ama faaliyete geldiği zaman, asker ortaya koymaya geldiği zaman gerekli derecede somut adımlar atmadığı söyleniyor. Ayrıca Türk ordusunun da zayıfladığı konusunda belirli göstergeler var. Dolayısıyla bana göre çok güçlü ihtimal Amerika Rakka'ya Kürtlerle beraber girecek. Arkasından da Türkiye'nin gönlünü almak için belirli adımlar atacak. Yani Kürt meselesinde olsun, belki Gülen, Fethullah Gülen meselesinde olsun, dengeleyici, Türkiye'yi bir şekilde kaybetmemek için adımlar atacak. Hatta belki bu füze misilleri, savunma füze sistemi konusunda bile Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi almaması için füze savunma sistemi, belki o konuda bile Türkiye'nin hoşuna gidecek bazı adımlar atabilirler. Ama Kürt meselesi, Rakka meselesinde PYD'siz bir formül bana göre şu denklemde, Trump'ın şu denkleminde, bugünkü kurduğu kabinede, yerlerin bu kadar ön planda olduğu bir kabinede mümkün değil. Peki Gönül, Cumhurbaşkanı geçen Pakistan'a giderken çok net bir açıklama yaptı biliyorsun. Elbap halloldu dedi ve şimdi sırada Membiç var dedi. Membiç'te biliyoruz ki uzun süre önce, bayağı oldu çünkü, Suriye Demokratik Güçleri tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. Bu gerçekten olabilir mi? Bugün de bir takım haberler geliyor. Membiç civarında ÖSO, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği ÖSO güçleriyle Suriye Demokratik Güçleri arasında çatışmalar çıktığı söyleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri jetlerinin SDG mevzilerini bombaladığı yolda haberler de vardı. Çok teyit edilmemiş şeyler ama bayağı bir hemen bunlar duyulmaya başlandı. Bunlar ne derece ciddi sence? Ne olabilir burada? Şimdi sorunu cevaplamadan önce Ömer'in söylediği bir şeye referans vermek istiyorum. Çünkü aslında bu senin sorduğun soruyla da alakalı. Şimdi Pentagon'un IŞİD raporunda planlardan bir tanesinin Suriye'de özellikle Rakka operasyonu için sahaya IŞİD'le mücadele ve Rakka operasyonu için sahaya Amerikan askeri sokma planlarından bahsetmiştik. Fakat tabii Pentagon'un bu birinci A planı değil.
Pentagon bunu hiç istemiyor. Özellikle şimdi mesela Yemen'de duymuşsunuzdur. Yemen'de bir operasyonda bir Amerikan askeri öldü. Ve dün kongrede yaptığı konuşmada o askerin, ölen askerin ailesine özel yer verdi konusunda Trump. Ve generalleri suçladı. Yani sizin oğlunuzu generaller öldürdü dedi. Şimdi bunun Pentagon'da yarattığı bir anksiyete var. Nedir o? Eğer Trump sıkışırsa her şeyi Pentagon'u bütün sahada kötü giden her şey için askeri suçlayabilir korkusu var. Bu nedenle de mümkün olduğunca sahaya asker sokmama eğilimi var Pentagon'da. Bu ne demek oluyor? Bu o yüzden lokal güçlerle çalışmak Pentagon'un bu IŞİD'le mücadele planının ana damarı ve lokal güçlerde bahsettiğimiz Kürtler. Şimdi buradan senin soruna bir geçiş yapmak istiyorum. Manbij konusunda Türkiye bunu söylüyor. Şeyde Erdoğan'la bir Moskova'da Erdoğan'ın danışmanlarından bir tanesi de söyledi. Manbij'i aldıktan sonra operasyon bitecek vesaire dedi. Bu bana çok güç görünüyor. Çünkü Elbap'ta ne kadar zorlandığını gördük. Yani Türkiye'de, Türk medyasında bu bir başarı olarak gösteriliyor. Fakat Elbap operasyonu aslında Türk askerinin ve Türkiye'nin ordusunun ve onun desteklediği, Türkiye'nin desteklediği sahadaki Arap güçlerin, Özgür Suriye ordusunun aslında gücünün ne kadar kısıtlı olduğunu gösterdi. Bir üst düzey Pentagon yetkilisiyle konuştuk ve o da benzer bir şey söyledi. Dedi ki aslında Elbap çok daha kolay alınabilecek bir yer Manbij'den. Lojistik açıdan, işte sınıra yakınlığı açısından vesaire açısından Türk ordusu tarafından çok daha kolay düşebilirken aylar sürdü. Ve inanılmaz zorlandı. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin Elbap operasyonu, Türkiye her ne kadar bunu bir başarı olarak satmaya çalışsa da aslında bizim açımızdan Türkiye'nin Elbap operasyonu vasat bir operasyondu dedi. Ve bu vasatlığın altında yatan nedenlerden biri olarak da Türk ordusunun içerisinde bölgeyi bilen, Amerika ile yakın çalışan askerlerin görevden ayrılmasını söyledi. Yani artık o bizim çalışmaya alıştığımız bölgeyi çok iyi bilen askerler yok. Ve bu da sebeplerden bir tanesi. Bu nedenle sahadaki sebepler yüzünden, aynı zamanda Özgür Suriye ordusundaki çatlak yüzünden vesaire Elbap operasyonu çok uzun ve zorlu oldu. Dolayısıyla ve ayrıca şeye de referans verdi yine aynı yetkili, bu Erdoğan'ın hayalet ordusu. Yani Türkler sürekli gelip Washington'a diyorlar ki bırakın Kürtlerle çalışmayı, biz size Araplardan oluşan bizim ordumuzun desteklediği bir orduyla gelelim, Rakka'yı onlarla alalım. Fakat yok böyle bir ordu diyor bu yetkili. Dolayısıyla Elbap da bu kadar zorlanmışken Türkiye, Manbij çok daha zorlu olacak. Yani Manbij operasyonu Amerika'nın desteklemediği bir operasyon bu. Ve nitekim dediğim gibi yani birkaç özellikle sosyal medyada da gördük. CENTCOM'un da Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. PYD'li savaşçıların, işte Manbij'deki PYD'li savaşçıların savaşa hazır olduğuna dair bir tweet attı. Aynı zamanda Amerikalı Amerika'nın özel kuvvetleri Manbij civarında Kürt YPG güçlerini eğitirken fotoğraflandılar. Neden? Kendilerini savunmak için eğitiyoruz dedi oradaki Amerikalı yetkililer. Kendilerini kime karşı savunacaklar? Manbij'de hiç yok. Türkiye'ye karşı savunacak. Dolayısıyla Amerika Türkiye'nin bir Manbij operasyonunu desteklemiyor. Ve Elbap'tan çok daha güç olacağı için bana çok zor geliyor. Ve daha dün zannediyorum Özgür Suriye ordusundan bir yetkili, ismi verilmiyor ama zannediyorum Foreign Policy muhabiriyle konuşan bir yetkili dedi ki Türkiye bunu istiyor ama hani Manbij'e ilerleyelim istiyor ama biz bunu çok olası görmüyoruz dedi. O yüzden ben de sahadaki dinamiklere baktığımda Manbij'in çok güç olacağını, Türkiye'nin Manbij'e ilerlemesinin çok güç olacağını düşünüyorum. Ömer, Gönül ben sormadan bahsetti o fotoğraflar, daha doğrusu Twitter'da paylaştığı merkez komutanlığı mı diyoruz ona, evet. Amerikan ordusunun. Hatta şöyle paylaşmıştı bir tanesini, genel istek üzerine kadın savaşçılardan fotoğraf, başka fotoğraflar, evet şu anda gösteriyor arkadaşlar.
common demand gibi bir şey ya da popular demand, evet popular demand üzerine diye söylemişti. Ve hatta sonra Türkiye'de özellikle bu kadınların kimilerinin yaşlarının küçük olduğu, öyle gözüktüğü ve bunların çocuk savaşçı olduğu yolunda da bayağı sesler de çıktı. Bunun üzerine de bir açıklama yapıldı. Dendik ki biz yaşlarını sormuyoruz, bizim için önemli olan vesaire vesaire. Şimdi böyle resmi bir hesaptan, Amerikan ordusunun resmi bir hesabından böyle bir fotoğraf yayınlanması çok şaşırtıcı değil mi? Ben açıkçası görünce çok şaşırdım ve hemen de retweetledim. Çünkü ve hızla da başkalarının da aynı şeyi yaptığını gördüm. Bayağı bir tartışma yarattı. Ne dersin, bu bir meydan okuma mı yoksa bir hata mı? Hata değil. Merkez Komutanlığı, bu CENTCOM daha önce de PYD ile PKK'nın farklı olduğuna yönelik bir açıklamayı, basın açıklamasını, ki bunu zannediyorum PYD yapmıştı, tweetlemişti. Şimdi bu CENTCOM'un amacı bir şekilde Kürtlerle çalışmak. Yani CENTCOM, Merkez Komutanlığı, Amerika'nın bu bölgeye bakan, Orta Doğu'ya ve işte Yakın Asya'ya, Pakistan taraflarına, Afganistan'a bakan komutanlığı, kuvvet komutanlığı kesinlikle aslında Kürtlerle çalışıyor. Ama aynı zamanda bir de NATO var, yani Avrupa Komutanlığı. Avrupa Komutanlığı Pentagon içinde, askerlerin içinde, NATO'nun Türkiye'nin içinde olduğu görev alanı. Yani Türkiye bir NATO üyesi ve aslında Merkez Komutanlığı, CENTCOM'un görev alanı içinde değil, Türkiye NATO ve Avrupa Komutanlığı'nın görev alanı için. Orada birazcık da temkinli davranmak istiyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Amerikan sistemi içinde, hatta Pentagon içinde bile çok seslilik var. CENTCOM kesinlikle Kürtlerle çalışmak istiyor ve bu tür kamu diplomasisi diyebileceğimiz adımlar atabiliyor. Bunlar genelde kamuoyuna yönelik ve Türkiye'ye de mesajlar. Yani biz hazırız Kürtlerle çalışmaya mesajı. Avrupa Komutanlığı ve Amerikan Genelkurmay Başkanı, ki İncirli'ye çok sık gelmeye başladı, bir şekilde Türkiye'ye o kadar korktuğunuz gibi değil, sizi de dinlemek istiyoruz. Merak etmeyin, sizin endişelerinizi de kale alıyoruz mesajını veriyor ve bir dengeleme politikası izlemeye çalışıyor. Amerika sistemi istiyorum Ruşen. Türkiye Dışişleri Bakanlığı olsun, Pentagon olsun, daha çok Avrupa ile ilgilenenlerin görev alanı içinde. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa dairesinde, Avrupa ve Avrasya dairesinde, Pentagon'da NATO dairesinde. Ama Suriye ve Irak Orta Doğu dairesi içinde. Mesela Türkiye bazen bu iki Amerika'nın kurduğu sistem içinde çatlağın arasında kalıyor. Yani Türkiye'yi önemseyen isimler masada olmuyorlar. Ve Türkiye'nin kaygıları Avrupa dairesi tarafından dillendirilirken o insanlar Orta Doğu ile ilgili kararlarda masada olmuyorlar. Dolayısıyla buradan da çıkan bir koordinasyon eksikliği oluyor. Türkiye'de Amerika'da kim konuşuyor bizim hakkımızda? Yani kim bizim muhatabımız? Pentagon'da kimle konuşacağız sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Evet, burada noktayı koyalım. Bu arada oğlan nasıl? Büyüyor değil mi? Büyüyor, uyumuyor ve ağlıyor. O zaman bir yayında onun da bir simasını görürüz belki. Çok selam söyleyin kendisine. Evet, Ömer Taşpınar ve Gönül Tola, çok teşekkürler. Transatlantik'i burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.